Evet arkadaşlar, Herewego ile Xplayers arasındaki mücadelemize başlıyoruz. Midtown haritasında oynanacak. T tarafında Herewego ekibini, CT tarafında ise Xplayers'ı seyredeceğiz. Tamam, hadi gidelim. Evet, maçımız başladı. Kadrolar Ricky, Diehard, Poor, Supreme ve Pro. Evet, beşlisi Xplayers'da. Yudas, Turkomen, Vanessa, Cooper ve Monolith de gibi göğe ekibinde. Bu arada Turkomen çok hızlı bir giriş yaptı. Chrissy de rakibini vurmayı başardı. Bu arada Yudas da Die Hard'ı düşürdü. Evet, Yudas sanki geçen sezon takımdan çıkmıştı. Şimdi geriye gelmiş gibi gördüm. Yudas Herewego ekibinin bence en etkili oyuncularından bir tanesi. Ben çok beğeniyorum oyun tarzını. Turkomen'le beraber iyi işler yapıyorlar. Evet, Turkomen. YT. Evet, YouTuber. Kırmızı şeydi. Cooper bu arada SC 2010'u ile Supreme'e headshot'a attı ve benim gönlümü kazanmış oldu. Böylelikle şimdi Pro City tarafından girişini yaptı. Cooper rakibini vurmayı başardı ve 1-0 öne geçti. Herewego. Tamam, hadi gidelim. Pur bu arada iyi bir açı elde etmişti ancak oradan bir frag yakalayamadı. Şimdi Turkomen hızlı girmeye çalıştı yine az önceki gibi ama bu sefer Die Hard'a yakalandı. Şimdi Yudas'la karşı karşıya gelebilirler orada. Monolith'ten güzel bir headshot seyrettik A tarafındaki rakibine. Pur şimdi City tarafından gelmeye mi çalışıyor? Evet, City tarafında şu an için. Vanessa da Ricky ile karşı karşıya gelebilir ortada her an. Evet, Cooper bu arada çok yaralandı. Vanessa da Ricky'yi vurmayı başardı. Supreme Vanessa'yı düşürdü bu esnada. Evet, Pro hala B tarafında. Cooper'dan headshot seyrettik Supreme orta tarafındaki. Pur yine City tarafından ilerliyor şu an için. Evet, içeriye girmiş durumda. Monolith bombayı kurdu. Rakibini gördü ve vurmayı başardı. Evet, Pro tek başına şu an. Orta tarafta Yudas'ın 3 sağlığı var. Cooper'ın sağlığı az. Monolith'in 3 sağlığı var. Arkasından yakaladı Yudas rakibini ve vurmayı başardı. Durumda 2-0'a getirdi. Herewego. Orta tarafa Vanessa girdi Turkomen'le beraber. Evet, şimdi Pro'la karşı karşıya geldi. Orada güzel bir headshot geldi. Yudas'la bu esnada Pro'yu düşürmüş. Monolith'le beraber gerçekten güzel bir oyun seyrettik Herewego'dan. Evet. Bomba kuruldu. Die Hard ve Ricky. Bakalım 5 rakiplerine karşı neler yapacaklar. Cooper ölmüş bu arada. 4 rakipleri var karşısında. Turkomen arkasında yakalandı. Pur bu arada savaş alanını terk etti. Ve 3 durumdalar. 2 ve 2'ye geldi. Yudas'ı bombasıyla uçurmayı başardı Die Hard ama Vanessa çok güzel çıktı ve rakibini vurdu. Şimdi arkasından Die Hard'ı yakaladı. Onu da vurmayı başardı. Durum 3-0'a geldi. Evet, hemen bakalım oyuncular şu an için savaş alanını terk ettiler. Problem neymiş ardından hemen maçımıza geri döndük. Evet arkadaşlar, maçımıza geri döndük. 3-0. Herewego üstünlüğü var. Bakalım bu üstünlüğü koruyabilecekler mi yoksa rakipleri kendilerine biraz olsun rakipleri kendine gelebilecek mi biraz olsun, hep beraber göreceğiz. Evet, Die Hard'ın 60 sağlığı kaldı. Bombasını bıraktı. O bomba bakayım. Evet, bir sağlığını bıraktı. Turkomen sisin içerisine ateş etti ve rakibini vurmayı başardı. Gerçekten güzel bir oyun sergiliyor. Yani Turkomen'in özelliği şu: hem güzel videolar çekiyor, hem iyi işler yapıyor. Hani oyunculuk açısından, normal casual oyunculuk açısından. Aynı zamanda da Süper Lig'de de gayet iyi bir performans gösteriyor. Bu gayet hoş bir şey. Kur bu arada Pro'yu vurmayı başardı. Şimdi 11 sağlığı kalmış. Sağ solu bombaladı. Şöyle bir iki ve Supreme birer frag aldılar. Şimdi Turkomen de düşmüş oldu böylelikle ama Yudas Supreme'i vurdu orada. 3 ve 2'ye geldi durum. Sağlıklar biraz sıkıntılı. Monolith'in orada kendini güzel kollayıp bir oyuncuyu en azından düşürmesi lazım ölmeden önce. Eğer ölürse tabii ki. Şimdi 99 sağlığı kaldı. İki oyuncu da City tarafından doğru ilerliyorlar şu an. Yudas'ı yakaladı. Orada Ricky vurmayı başardı ama Cooper Ricky'yi düşürdü. Pur'la şimdi Monolith 1v1'ler. Evet, Pur'u görmeyi başardı şimdi Monolith. Rakibini vurdu. Durum 4-0. Evet.
Vanessa aşağıdan nice yazdı gerçekten de. Nice bir oyun oynuyorlar şu an için. Hani nazar değmesin, iyi oynuyorlar gerçekten. Hani amaçları var en azından. Nereye girmeleri gerektiğini biliyorlar, taktik uyguluyorlar, ortaya giriyorlar, A'ya giriyorlar aynı anda. Kimisi önde oynuyor ki şu an önde oynayan Turkomen atış sağlığı kaldı. İyi oynuyor dedik tabi muhakkak bir şey olması gerekiyor. Bir şey gelmesi lazım başına. Evet, A tarafını üçlemiş durumdalar. Orta da biraz A'ya yakın oynuyor şimdi iki kişi. Biri tankın önünde. Bu arada Turkomen çok güzel bir attı rakibine. Ricky ile karşı karşıya gelecek. Yuda sonu vurmayı başardı. Birbirlerini korudular ve iyi bir şekilde şimdi A tarafına doğru ilerliyorlar ama Pro ve Die Hard birer frag aldı. Monolith Die Hard'ı vurunca A'nın kapısı açılmış oldu böylelikle. Bomba kuruldu. Evet, Cooper ortadaki backup'ı kesmek için burada ama Pro çıkar çıkmaz rakibine headshot atmayı başardı. CT ve T tarafından evet oyuncular yavaş yavaş ilerliyorlar. Şimdi çok güzel bir bomba geldi oradan Monolith'e. Monolith oradan kaçmayı başardı ama Duali vuracak mı? Evet, Duali ile Supreme rakibini vurmayı başardı. Şimdi Yudas'la Supreme karşı karşıya geldi. Yudas biraz yaraladı rakibini. Yudas headshot atmayı başardı ve durumu 5-0'a getirdi. Evet, here we go. Avantajsız tarafta 5-0 öne geçmiş oldu böylelikle. Hadi gidiyoruz. Kırmızı takım kazandı. Tamam, hadi gidelim. Evet, ikinci yarımıza başlıyoruz. Yudas ve Vanessa. Evet, B ölümcül. Orta tarafta Turkomen var. A tarafında da diğer iki oyuncu mevcut. Cooper ve Monolith. Cooper şu an için ara taraftan rakiplerine prefire atıyor şu an. Pur ve Die Hard o tarafta. Pur'u yakalayabilirdi orada. Pur'un bu arada atmış sağlık almış şimdi Pur. Evet, fazla tarama oralardan dedi ve rakibine çatın atmayı başardı. Şimdi Turkomen geldi. Die Hard'ı düşürmeyi başardı. O bombada kafasından bir yerden sekti. Bir şekilde Turkomen oradan kurtulmayı başardı. B tarafında da bir oyuncuyu düşürdü. Here we are derken 2 ve 4 durumdalar. Evet, Ricky de bu kadar unlucky olmaz dedi. O kadar anlaki olmaz kardeşim yani. Durum 5-0. Anlaki. Tamam, 22 sağlığı var, orada çok fazla göstermemesi lazım. Evet, Monolith çıktı şimdi. Evet arkadaşlar, bu maçın sonunda 100k NG vereceğiz. Ardından da Masters League yayınına geçeceğiz. Masters League yayınının sonunda da 1 yıllık baret gelecek. Tabi bu sonunda gelecek. Ondan önce de bir sürü PBST serisi silahlarımız olacak. Pur bu arada Vanessa'ya headshot atmayı başardı şimdi. Pro sağ tarafından geliyor Yudas'ın orada. Evet, çok güzel ikili oyunu aldılar rakiplerini ve vurmayı başardılar. Monolith'in yeri gayet iyi şu an. Pur'u gördü ilk etapta. Vurmayı başardı rakibini. Pro da Monolith'i düşürdü. Turkomenler de evet T tarafından giriş yapacak. Orada bekleseydi keşke diye düşündüm kendi kendime bir an. Evet, şimdi rakip onu görmeyi başardı. Çok... Yani şanslı bir headshot'a ihtiyacı var Turkomen'in. 22 sağlığı var karşısında. 120 sağlığı olan bir oyuncu mevcut. 55 sağlığını bıraktı bu arada rakibinin. Şimdi aşağıya atlamak durumunda kaldı Pro ama kafayı gösterir göstermez Turkomen headshot'ını attı ve durumu da 5-1'e getirdi. Monolith'ten Pura bir headshot geldi orada. Erken headshot bu arada Monolith. Çok güzel iki headshot seyrettik kendisinden. İlkini seyredemedik ancak o da güzeldi, eminim ki uzaktan geldi çünkü. Böylelikle rakibini iki kişi eksiltmiş oldu Monolith. Evet, Monolith de biraz böyle relax game'deki Nishimura tarzı bir oyuncu. Ani değişik headshotlar. Ama stabil değil. Bir anda parlayabiliyor. Bazen kötü performans gösterebiliyor. Sanırım o tarz bir oyuncuya benziyor. Ben ona benzettim. Şimdi Ricky ile evet Turkomen karşı karşıya geldi. Ricky rakibini vurdu ama 34 sağlığı kaldı kendisinin de.
Evet, bu bomba B kapıya gidecek. Eğer doğru attıysa açı, en azından B kapı açısı. Evet, şu an için gördüğünüz gibi B kapıya gitti bomba. Ama Vanessa hem bombadan kurtuldu hem de rakibine headshot attı. Monolith'i bu arada A tarafında düşürmeyi başardı ki. Evet, şimdi B'ye doğru ilerliyorlar. Bakalım Judas ilk rakibini soktu oradan ama headshot'ını atmayı başardı. Oh, Black'le oynuyor bu arada. Vanessa da pro headshot'ını atınca. Durum 6-1'e geldi. Midtown haritasının kazananı Herewego oldu. Maçımız başladı. Judas köprü tarafına geçmiş. Evet, doğru bir tercih. Herewego rakip için ama Pur. Rakibini vurdu ancak ben nereden vurduğunu göremedim tam olarak. Evet, farklı bir açıdan rakibini vurmayı başardı ki Judas da fark etmedi bu arada. Evet, Turkomen bu arada sokak tarafından açılmış. Evdeki oyuncuyu arkalamaya çalışıyor şu an için. Supreme B alt tarafından giriş yaptı. Monolith orada. Evet, rakibini yakalamaya çalışırken. Bu arada Turkoman gitti. Cooper ilk rakibini vurdu. Sağ tarafında Poor var. Oradan kaçmaya başardı ama 18 sağlığı kaldı. Bir şekilde sadece kafa göstererek evet o taraftan oynaması lazım ama Supreme rakibini yakaladı ve durumu 2 ve 4'e getirdi. Vanessa evet tehlikeli bir oyuncu. Bakalım neler yapacak. Plant tarafındaki rakibinin farkında değil şu an için. Evdeki rakibine odaklanmış durumda. Plant tarafında bir oyuncu var. Bu arada Vanessa... Ve evet birer frag aldılar. Durum 2 ve 2'ye geldi. Vanessa arkasındaki oyuncunun farkında. Evet, Valili çok güzel patlattı orada, akıllılık etti ama Ricky geri çekildi pro da Monolith'i vurunca. Evet. Yani Turkoman bu arada O'ya geçmiş. Judas da biraz daha geriden alıyor şu an için. Poor'la her an karşı karşıya gelebilirler. Evet, Poor'un olduğunun farkında ve evet, rakibine güzel bir headshot attı. Şu an için oyunu biraz yavaşlatmış durumda Xplayers ekibi. Evet, Vanessa çok tehlikeli bir yerde şu an için. Supreme ve Die Hard tam önünde. Vanessa açı yakalamaya çalışıyor şu an için. Supreme ile karşı karşıya geldi. B yine yerleşti bir şekliyle. Xplayers ekibi. Bu arada Judas'tan Supreme'e çok güzel bir headshot geldi. Judas iyi oyununu devam ettiriyor şu an karşısında. Bir oyuncu daha var. Die Hard'la karşı karşıyalar şu an. Cooper yardıma geldi ve rakibini vurmayı başardı şimdi. Pro plant tarafında onun farkına varması lazım Herewego oyuncularının. Yoksa orada can yakacak. Şimdi Ricky Monolith'i düşürmeyi başardı. Vanessa geldi. Ricky ona da headshot'ını attı. Ama bir sağlığı kaldı. Turkoman evet, rakibini vurmayı başardı Judas. Yine güzel bir headshot attı rakibini ve durum 1-1'e geldi. Tamam, hadi gidelim. Evet, Vanessa Supreme'le her an karşı karşıya gelebilir. Burada Pur. Evet, Judas'ı vurmayı başardı. Monolith gelmiş. Die Hard'ı düşürmeyi başarıyor oraya. Bomba geldi Cooper'a. Çok güzel, evet. Cooper'a çok güzel iki bomba geldi. Kaçış şansı vermediler. Beyal tarafından bir backup geldi Vanessa'dan.
Şu an umarım biz düşmüşüzdür. Yani bir internet problemi yoktur inşallah diye düşünüyorum şu an. Evet arkadaşlar, maçımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Durum 1-1'di en son. Evet. Şimdi Cooper Supreme'i Bell tarafında vurmayı başardı. Judas da evet Pro'yu düşürmüş. B'ye çok dengesiz girdi Xplayers ekibi ve bunun cezasını şu an için çekiyorlar. 2v5 durumdalar. Die Hard'ın da sağlığı az. Pur nerede bu arada? Evet, burada köprüden giriş yapmış. Her an Judas'la karşı karşıya gelebilir. Monolith Die Hard'ı vurdu. Judas da Pur'u düşürmeyi başardı ve durum böylelikle 2-1'e geldi. Tamam, hadi gidelim. Tamam. Ki yavaş adımlarla A tarafına doğru ilerliyor. Judas böyle karşı karşıya gelebilir. Judas rakibine çok güzel bir shot attı. Die Hard da Cooper'u vurarak cevap verdi. Şimdi sağ tarafındaki, sol tarafındaki Judas'ı görmeyince, evet Judas da bombayı görmeyince bir anda iki oyuncu da düşmüş oldu böylelikle. Manessa'ya da güzel bir bomba attı Pur. Evet, 3v2 durumdalar. Ricky A'ya girmiş. Turkomen, evet Ricky'nin bence farkında şu an. Mesela Pur'u gördü ve evet. Ama Pur rakibini vurmayı başardı. Ricky. Evet bu arada Cooper, adamlar bombaları çok iyi kullanıyor dedi. Ben de Cooper'ın söylediği şeye katılıyorum şu an. Monolith'i gördü yani ev tarafında Ricky. Vurmayı başaramadı. Şimdi Turkomen'le karşı karşıya geldi. Aşağıya atlayınca bir anda avantajını kaybetti ve Turkomen rakibini vurmayı başardı. Şimdi aşağıdan da Pur'un üzerine ilerledi ama duali bitince Pur iki rakibini de vurmayı başardı. Durum 2-2'ye geldi. Evet Ricky. Pur'u gördük. Cooper vurmayı başarabilecek mi? Bu arada Cooper'ın kaskı düştü. Şans eseri Pur bu arada. Bombasıyla Judas'ı düşürmeyi başardı. Gerçekten bombalarını çok iyi kullanıyor. Evet. Xplayers ekibi Pur bu arada. Cooper'a da headshot'ını atmayı başardı. Hem kaskını düşürdü, ardından da headshot attı. Supreme orada. Turkomen'i düşürdü. Pro var. Ev tarafına doğru arkalarından birisi ateş ediyor. Evet Ricky gelmiş AB arasından. Manessa şimdi plan tarafında tek başına orada ilk rakibini vurdu ama bakalım diğer ekip ilk rakibine karşı neler yapacak. Bomba kuruldu. Evet, Pur Vanessa'nın farkında şu an için. Bomba geldi şimdi Vanessa'ya doğru. Bu arada bir sağlığı kaldı Vanessa'nın. Arkasında bir oyuncu var. Birbirlerini gördüler. İkisi de aynı çizgideydi. Seri açat gidebilirdi ama bu gerçekleşmeyince Pur Vanessa'yı vurdu ve durumu 3-2'ye getirdi. Tamam, hadi gidelim.
kağıt tarafından açıldı şu an. Aquaman ama... Orada iki frag verdiler. Köprü tarafındaki oyuncuyu düşürdüler. Beyaz'dan da bir oyuncu düştü. Vanessa geldi şimdi Die Hard'ın üzerine doğru açılacak. Bu arada köprüden Judas bir rakibini vurmayı başardı. Die Hard'a da bomba geldi şimdi. Evet, Vanessa geri çekilmiş. Hı, bu arada... Evet, Ricky A tarafından mı geldi diye bakıyorum. Evet, A tarafından gelip sincabı vurdu Ricky. Turkomen şimdi onu arkalamayı deneyecek. Evet, açılınca oyunun dengesini değiştirmiş oldu Here We Are ekibi ama bu arada karşılıklı takas geldi. Şu an için 2v1 durumda Judas. Bomba kuruldu. Evet, şuraya kadar iyi sızmayı başardı. Die Hard'ı biraz yaraladı. Sağ tarafında Pur var orada. Switch yapınca Pur rakibini vurmayı başardı. Durum 4-2'ye geldi. Bu arada Vanessa, evet ben açıldı diye gördüm ancak açılmamış. Ricky hızlı bir şekilde geldi Vanessa ile karşı karşıyalar. Bu arada Vanessa F'ledi vurdu rakibini. Ama Supreme onu düşürmeyi başardı. Ya şimdi Supreme, Turkomen ile karşı karşıya gelecek. Oa ve Chris karşılaşması. Cooper bu arada yardıma geldi ve Supreme'i düşürmeyi başardı abi arasından. Evet, köprü tarafından giren oyuncular mevcut. A tarafında Die Hard var. Evet, Pro ve Pur yine bombalarını bıraktılar B'ye doğru. Ama Judas evet, o bombalara aldırış etmedi. İlk rakibini vurmayı başardı. İkinci rakibi var şimdi karşısında. 60 sağlığı kaldı rakibinin. Çekti ikinci silahını. Onu da vurmayı başardı. Ve Die Hard 4 rakibine karşı şu an tek başına B alt tarafından B'ye giriş yapmak üzere. Şimdi merdiven taraflarından evet girdi merdiven tarafından. Judas headshot'ı geldi. Monolit geliyor şimdi AB arasına doğru. Duydu mu rakibini? Evet duydu şimdi rakibini. Die Hard'ı gördü. Bakalım vurmayı başaracak mı Monolit? Die Hard'ı vurdu. Durum da 4-3'e geldi. Hadi gidiyoruz. Yine köprüye gelen rakiplerine karşı koymaya çalışıyor. Pur geldi şimdi Pro ile birlikte. İkisi aynı anda çıkarlarsa Judas'ı vurabilirler ki. Evet. İkisi aynı anda çıktı ve Judas'ı düşürmeyi başardılar. Pur'un 10 frey var bu arada. Gerek bombasıyla gerek avguyla gayet iyi işler yapıyor. Die Hard şimdi o bombadan oluşan boşlukta Cooper'ı vurmayı başardı. Die Hard Monolith'i de düşürdü. Turkomen bir dur dedi ama Pro onu düşürmeyi başardı. Vanessa geldi şimdi. Eve doğru bastı. Pro ile karşı karşıya. Duali bitince Pro Vanessa'yı vurmayı başardı. Durumda 5-3'e geldi. İlk yarının galibi böylelikle Xplayers oldu. Tamam, hadi gidelim. Kırmızı takım kazandı. Evet, ikinci yarıya başladık. AB arasına bombalar geliyor Herewego ekibinden. Evet, bu arada Pur fraglerine devam ediyor. Cooper'ı vurmayı başardı beyaz tarafındaki. Ricky'nin sağ tarafında Vanessa var. Silahını... Evet, görmedi. Bir smoke daha bıraktı şimdi Turkomen'de. Vanessa orada, Ricky. Evet, ilk rakibini vurmayı başardı ama Turkomen'e yakalandı. Point blank'te her maçta söylediğim gibi arkanızı dönüp kaçmanız... O ne ya? Bu arada Supreme. Yani bu atışı bu yayından kesip... Sezonun hareketi olarak değerlendirmek istiyorum. Yani şu an... 2017'de zannediyorum en güzel vuruşlardan bir tanesiydi. Lafımı kesti o derece yani. Normalde susmam biliyorsun. Evet, bu arada Turkomen ilk rakibini vurmayı başardı. İkinci rakibinin de farkında şu an. Evet, Die Hard'la 1v1 durumdalar. Önemli derken! Allah Allah!
Yani bu maçta... Evet. Yani iki tane üst üste izledik. Bu round gerçekten değerli bir round oldu. İkisini de yakalamış olmamız gerçekten GM Thomas'ın başarılı observerlığı sayesindedir. Hemen seziyor action'ın nerede olduğunu ve oraya doğru yöneliyor. Benim bana da sadece kolay bir şekilde anlatmak kalıyor. Bu arada çok güzel iki vuruş yakaladık. Yudas'tan da pro'ya iyi bir headshot geldi şimdi köprüde. Yani az belki çok iyi bir headshot'tı ama az öncekilerden sonra biraz tabii ki sönük kaldı. Ricky bu esnada kupuru düşürmeyi başardı. Yudas da Ricky vurdu köprü tarafında. Bir anda oyunun yönünü değiştirdiler. Sincat tarafından açıklar bu arada Vanessa. Die hard'ı vurdu. Ve durum 1 ve 4'e geldi. Pur kaldı tek başına ama Pur... Yani sıkıntılı bir oyuncu. Az önce gerçekten çok iyi işler yapmıştı. Bombalarını güzel kullanıyor. O bombayı da güzel attı ama... Evet, birazcık kısa düştü. Sağ tarafını kontrol etti. 9 sağlığı kaldı AB arasından. 2 oyuncu çıkmış. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Durumda böylelikle 5-5'e geldi. Ben hala Scream'in attığı headshot'tayım. Havada dual. Bir de uzağa yani. Gerçekten dual için uzak bir mesafeydi. Çok beğendim bu vuruşlarını. Evet, Monolith ile Yudas gelmiş şimdi Pur karşılarında. Monolith'i çok yaraladı, vurabilir orada. 17 sağlığını bıraktı, bombasını bıraktı şimdi Pur. Evet, ilk etapta Monolith'i düşürmeyi başardı. Cooper'la karşı karşıya geldi, orada bir headshot daha çıkarır mı derken çıkartamadı. Cooper Pur'u düşürmüş oldu. Böylelikle 1v1 bir takas gerçekleşti ama avantajlı olan taraf bu takasta T tarafı. Evet, 3 oyuncuyla B'ye dönmüş durumdalar. Turkomen yavaş yavaş A'ya ilerliyor. Vanessa da tam backup konumunda. Yani iki oyuncudan bir tanesi bir yere girdiği anda diyecektim ki evet, Turkomen A'ya girdi. Şimdi bombasını kuracak. Vanessa da Sincap tarafından yukarıya çıkıp Ricky'yi arkalamayı deneyecek ama Turkomen, evet, şu an için Vanessa'yı gördük. AB arasından çıkmış durumda. Turkomen rakibinin farkına vardı ve vurmayı başardı. Pro AB arasından ilerliyor. Supreme'e bakalım. Supreme ne tarafta? Supreme de hala B'de. Bomba, evet, AB'ye bomba kuruldu. Evet, Die Hard'da AB adamlar dönüyor dedi. Haklı. Gerçekten güzel dönüyor Here We Are ekibi. T tarafına iyi çalışmışlar bu arada. Her iki haritada da. Bunu fark ettim ben. Şimdi Supreme Yudas'ı düşürmeyi başardı arka tarafta ama 8 sağlığı kaldı. Cooper gelecek karşısına. Cooper'a seri bir headshot çıkarırsa derken Cooper gayet erken davrandı, rakibini vurdu. Vanessa da Pro'yu düşürdü ve öne geçmiş oldu böylelikle Here We Go ekibi. Here We Go mu, Here We Are mı? Bu Here We Are'lardı. Here We Go mu oldular? Ya ben bir R diyorum, bir Go diyorum. Sonra bakıyorum takım ismi Go. Evet, bu sefer gerçekten R'dan ziyade Go olmuşlar çünkü... İyi oynuyorlar. Gerçekten iyi oynuyorlar. T tarafında özellikle çok çalışmışlar. Ben taktiklerini çok beğendim. Biraz daha bombaları iyi kullanmaları lazım sadece. Onun haricinde gayet güzel oynuyorlar. Gösterdi. Şimdi Sincap'a doğru dönüyor. Gördüğün gibi yine CT oyuncularını bir tarafa çektiler. Şimdi B'ye girecekler. Vanessa'nın yaptığı görevi de şu an Turkomen yapacak. Die Hard'ın farkına vardı. 50 sağlığını bıraktı. 40 sağlığını bıraktı. Rakibini vurdu. Arkayı dönmemeliydi. Evet. Her zaman söylüyorum. Az önceki roundda söyledim. Ya point blank'te arka dönmemek lazım kolay kolay. En azından 1-2 saniye daha orada kendinizi güvence altına alıp dönmeniz gerekiyor. Evet, Cooper bombasını kuracak şimdi B plant'e. İki bomba oyuncu kuruldu. A tarafında, AB arasında Yudas eğer bir headshot, iki headshot çıkartabilirse Supreme ve Pro'ya karşı bu iş çözülür. Yudas ilk rakibini vurmayı başardı şimdi. Hemen geriye doğru döndü. Cooper'la da, evet, Ricky karşı karşıya geldi. Cooper üzerine düşen görevi çok fazla yerine getiremedi ama yine de Yudas tehlikeli bir oyuncu, bu roundu takımına kazandırabilir. Şimdi ilk etapta Ricky'yi gördü, sağlığını biraz azalttı. Bomba gelecek yukarıdan, oraya kaçmaması lazım. Evet, şu an yapmaması gereken tek şeyi yaptı. Ama o cama erken yetişebilirse roundu takımına, evet, kazandırır. Evet, iki kişiyi resmen düğüm etti Cooper, Yudas ve takımına roundu kazandırdı. Durumda 7-5'e geldi.
Görev başarılı. İki oyuncu da adamı aramaya gitti. Yani Judas'ı aramaya gitti. Çok büyük bir hataydı. Eğer birisi hemen çözmeye başlayıp diğeri de cama aim almış olsaydı round'un kazananı evet Xplayers olacaktı ama bu gerçekleşmedi. Şimdi Switch'te yakalandı Turkomen. 21 sağlığı kaldı. Oradan bir şekilde kaçmayı başardı. Bombasını da geriye attı. Şimdi B alt tarafına doğru ilerliyor. Ricky var köprüde. B alt tarafında kim var hemen bakalım. Evet, Ricky şu an gelenlerin farkında. B alt tarafını tutan oyuncu yok gibi geldi bana. Judas'la karşı karşıya gelecekler. Şimdi orada Ricky'nin 48 sağlığı kaldı Ricky. Rakibini vurmayı başardı. Supreme varmış evet. B alt tarafında şimdi Vanessa'yı zorlayacak orada. Güzel bomba geldi. 85 sağlığı kaldı Vanessa'nın. Cooper'ın da 27 sağlığı kalmış. Evet, bu roundda avantajlı olan taraf şimdi iki kişi de düşününce Xplayers oldu. Cooper rakibini vurup sincap tarafından yukarı çıkmayı başardı Vanessa ile birlikte. Bakalım yan ev tarafında ve AB arasında rakipleri mevcut. Evet, yan ev tarafındaki pro Vanessa'yı vurmayı başardı. Şimdi Cooper'a doğru ilerledi. Bakalım onu vurabilecek mi? 57 sağlığı kaldı. Geriye doğru dönmek durumunda şu an için. Orada bir headshot gidebilirdi ama bu gerçekleşmedi. Bu arada Turkomen'in 10 frame mevcut. İyi oynuyor. Judas da aynı şekilde ona eşlik ediyor. 5 frame var ama şimdi Ricky ile Turkomen karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın galibi Ricky olmuş oldu. Pro da Cooper'ı düşününce durum 7-6'ya geldi. Evet, kazanmak için hala hata yapma şansı var. Yani bir round daha verebilir. Herewego ekibi. Şimdi A tarafına doğru toplu mu ilerliyorlar? Evet, A planta doğru bombalar geldi. Orada var. Ne patlattı, bombaya doğru koştu. Cooper. Talihsiz bir an Cooper adına. Evet, bu arada bombalar geliyor. Pro'nun 12 sağlığı var. Vanessa'nın bombasına yakalandı. O bombanın onu yakalayacağı çok belliydi. Neden hareket etmedi derken Turkomen'den. Perdeden çok güzel bir headshot geldi Turkomen. Bir kişi daha vurdu. Ricky nereden frekler alıyor? Arka taraftan mı geldi acaba diye bakıyorum. Şimdi Die Hard. Çok güzel bir refleks Die Hard'dan. Evet, bu arada Die Hard Ricky arka taraftan almış free. Bu arada kulaklığım dayanamadı. Burada bombalar geliyor. Vanessa bu arada takımdan, klandan, her yerden yazdı. Ricky Turkomen'i düşürmeyi başardı. Bu arada Die Hard'da bomba neden kurulmamış? Evet, Turkomen'in yaptığı hata diyelim, bombayı kurmamışlar. Çok güzel girdikleri bir A oyununu böylelikle rakiplerine teslim etmiş oldular. Ricky'ye bombalar geldi. Ricky'yi oradan çıkarmadılar. Turkomen geliyor şimdi. Dual tuttuğunu biliyorlar köprünün. Dual'a karşı dual oynayacaklar. Evet, şimdi Ricky'ye doğru bir baktı. İlk etapta göremedi onu. Bomba geldi Ricky'ye doğru Turkomen'den. Çok güzel bir reshot geldi rakibine. Şimdi devam ediyor. Supreme'le karşı karşıya geldi. Supreme'i yaralayamadı. Arkasından ilerleyecek. Şimdi rakibini arkaladı ve Turkomen vurmayı başardı. Abi arasındaki oyuncuya deadshot'ını attı. Neler yapıyorsun? Şimdi Pro ile Judas Cooper karşı karşıya geldi. Evet, Pro rakibini vurmayı başardı. Bir mermi bile isabet ettirememiş bu esnada Cooper. Şimdi Turkomen geldi rakibine karşı koymaya çalışıyordu. 79 sağlığını bıraktı rakibinin. Kendisinin de 95 sağlığı var hala. Vanessa geldi şimdi orada. Vanessa rakibini bence rahat bir şekilde vuramayacaktır. Evet, şu an için vuracağını düşünmüştüm ama ikinci silahını çekince, bu arada ikinci silahla iki kişi vurdu ama Monolith sonunda Pro'yu vurmayı başardı. Durumda 8-7'ye geldi. Böylelikle maçın kazananı 2-0 ile Herewego ekibi oldu arkadaşlar. Evet, 100KNG geliyor. Ardından arkadaşlar 100KNG'mizi vereceğiz. Yayınımızı kapatacağız. Ardından Masters League olarak açacağız. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü Masters League'in ödülü 1 yıllık baret. Öyle 100K değil. Yani artık onun değeri nedir tam olarak bilmiyoruz ama o şekilde olacak. Evet, 100KNG arkadaşlar. Şu an için ekranlarınızda kodu alan arkadaşlarımız güle güle kullansınlar. Bu 100KNG'nin avantajı nedir? İstediğiniz silah alıyorsunuz. Bizim verdiğimizde sınırlı kalmıyorsunuz ki şu an için yeni bir serimiz var markette. O serimizi alabilirsiniz. Evet, hemen serimiz hakkında da size bir bilgi verelim tabii ki.
Anemon diye biliyorum. Evet, Anemon serisi markette arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla doğruluğu biraz daha fazla diğer silahlara göre. Özellikle OA93'ü gayet etkili diye evet biliyorum. Evet, kazanan arkadaşlarımız tabii ki NG'sini buralarda bir yerlerde kullanacak. Sadece bir öneri. Evet arkadaşlar, Süper Lig yayınımızın sonuna geldik. Hemen 5 dakika 10 dakika içerisinde Master League yayınıyla devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere.